herzlich willkommen in unserem Parteizentrale, Herr Vorsitzender und liebe Genossinnen und Genossen. Ankara'ya, genel merkezimize hoş geldiniz. Çok değerli genel başkanım, sevgili yoldaşlarım. Bugün Türkiye'ye, Ankara'ya adımızı atar atmaz ayağınızın tozuyla ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmenizden, ziyaretinizde bizim size eşlik etmenizi talep etmenizden, Anıtkabir'de anı defterine yazdığınız o kıymetli cümlelerden ve biraz önce gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onun Türkiye'ye benimsettiği değerlere, dünyaya örnek olan yurtta barış, dünyada barış anlayışına ilişkin kıymetli yaklaşımınıza müteşekkirim. Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde, Anıtkabir'le, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle aynı sınırlar içinde olan genel merkezimizde sizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Kasım ayında sizin parti kongrenize tarafınızdan davet edilmiştim ve orada bir konuşma yapmıştım. Ayrıca hem sizle hem kıymetli şansölye Olaf Scholz'la yaptığımız birebir görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek için partilerimizin de ilişkilerini iyi bir noktaya getirmenin önemine vurgu yapmıştık. Bugün de o kongredeki ortak kararımız gereğince başlayan ikili ilişkiler, geliştirilen ikili ilişkiler doğrultusunda SPD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir siyasi işbirliği protokolü imzaladık. O siyasi işbirliği protokolü değerli basın mensuplarına Türkçe ve Almanca olarak dağıtıldı. Almanya ülkemiz dışında en fazla Türk kökenlinin yaşadığı ülke, yurttaşlarımızın karşılıklı etkileşimi ülkelerimiz arasındaki etkileşime de olanak tanıyor. Türkler Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığından olumsuz yönde etkileniyorlar. Ancak Almanya'da özellikle sosyal demokrat ve sol iktidarların yıllar önce başlattığı doğru entegrasyon politikalarıyla Almanya'da bulunan Türkler bu olumsuz etkilerin minimize edildiği bir ülkede yaşıyorlar ve tüm Türk vatandaşlarımız Türkiye'deki siyasi tercihleri ne olursa olsun Almanya'da geçmişteki kazanımlarının sosyal demokratların ve solcuların iktidar dönemlerinde olduğunu biliyorlar ve bunu Türkiye'de anlatıyor olmaları çok kıymetli. Bu vesileyle Almanya'da yükselen aşırı sağ tehdidinin seçim sandığında bertaraf edileceğine olan inancımı da vurgulamak isterim. Almanya ve Almanya'nın iktidar partisi SPD ile böylesine köklü ilişkilerimiz var. Dolayısıyla heyeti burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dostum Lars ile biraz önce imzaladığımız mütabakat metni sadece partilerimiz arasında işbirliği alanlarını genişletmiyor. Aynı zamanda çok yakın bağları olan iki ülkenin ve halklarımızın faydasına olacak yeni olanaklar da sunuyor. Bu mütabakat metninin çok daha önce imzalanması gerekirdi. Gecikmiş ve doğru bir adımı biraz önce birlikte attık. Bizler Avrupa'nın en eski ve en köklü siyasi partileri olmakla birlikte aynı dünya görüşüne sahip olan kardeş partileriz. Almanya'da yaşayan çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi aynı zamanda SPD'nin de üyesi ya da üyesi olmasa da SPD'nin gönüllüleri ve SPD için çalışan seçmenler. Almanya'nın iktidar partisi SPD ile son yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi unvanını almış partimiz arasında bu işbirliği sadece iki parti arasında değil, İki ülke arasındaki ilişkileri de genişletecek olanaklar sunmakta. Almanya'da yaşayan çok sayıda soydaşımızı dikkate alarak iki ülke arasındaki tarihi ve mevcut derin münasebetler
bu denklemdeki iki partinin bir araya gelmesi ve ilişkileri derinleştirme isteğini beyan etmesini çok doğal ve olumlu karşılıyoruz. Öncelikle imzaladığımız metnin bir siyasi işbirliği mütabakatı olduğunu vurgulamak isterim. Burada belli başlı bazı başlıklar sınırlanırken derinlemesine çalışma alanları prensiplerin geliştirilmesi için bir zemin yaratmaktadır. Dolayısıyla burada yazılanlar sınırlarımızı değil ufkumuzun genişliğini tarif etmektedir. Bir mutabakat metniyle partimin ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusundaki kararlılığı ve bu kararlılığa SPD'nin desteği de vurgulanmaktadır. Sosyal adalet, demokratik ve özgürlükçü değerlerin savunulması, aşırı sağ ve popülizmle mücadele, adil bir dünya düzeninin oluşturulması, barış, istikrar, çevre ve iklimin korunması, dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi için işbirliği arzumuz teyit edilmektedir. Metnin devamında dört alanda diyalog mekanizmalarının inşası üzerine kararımız tarif edilmektedir. Bu dört alan, bir demokrasi, iki dış politika, barış ve AB ilişkileri, üç sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma, dört düzenli fikir alışverişi ve kurumsal işbirliği mekanizmaları olarak belirlenmiştir. Özellikle son madde güncel gelişmeler bağlamında da yakın bir işbirliğinin oluşturulması hususunda geniş bir alan sunmaktadır.